Bu bardakları ne yapsam ya? Yıkayacağım mı ben bunları? Sen mutfaktaki bulaşıkları hak et de bırak onlar geri kalsın. Ama bakacak Türkan. İnceleyecek. Allah'ım sanki 5 yaşından içinde bir Türkan var. Asiye Hanım, ne yapacağınıza bir türlü karar veremediniz. Ama zaman kaybediyorsunuz. Ben banyoya geçmek istiyorum o zaman. Madem kararınızı verdiniz, sizi banyoya alalım. Kadir, Asiye Hanım hızlı başladı. Evet, ama biliyorsun ki hızlı başlayanların sonu mutfakta biraz tırt oluyor. Asiye Hanım'ın performansını nasıl buldun? Bilin biraz bomba gibi duruyor diğerlerine göre gene de. Yalnız Türkan'ı iyi satışa getirdiler. Kadir'ciğim, kim kime nasıl davranacak artık kestiremiyoruz. Oysa röportajlarda gayet samimi konuşuyorlar. Röportajlarda arkada nasıl bilinmez. Bir de herkesin farklı bir yüzü var. Ben bile yüzümü saklıyorum. Bas. İlahi Kadir, çok alemsin. Asiye Hanım, salon ya da banyo neyse ama hiç böyle dağınık bir mutfakla uğraşmak zorunda kalmış mıydınız? Vallahi mutfağa şaşırmıyorum. Mutfak öyle çok şey değil. Çünkü ben mesela annemde kalıyorum şu an. Eve gittiğimde eminim beni öyle bir mutfak bekliyor. Benim eşim çok dağıtıyor evi. Eşiniz mi dağıtıyor? Eşim çok dağıtıyor. Eşiniz mutfağa dağıttığına göre yemek yapmakla arası iyi galiba. Çok güzel yemek yapıyor. Evde yemekleri eşim yapıyor. Mutfağa dağıtınca ne oluyor? Çıldırıyorum diyorum. Keşke diyorum bunu yapacağını yemeseydin diyorum. Aç kal diyorum. Aç kal yeme diyorum. Nasıl dağıtıyor mutfağı? Salçalı bir şey yapıyor mesela. Her yer, bütün ocağım salça içinde. Çıldırıyorum, beni deli ediyor. Aklımı oynatıyorum, aklımı. Sizi deli ettiğinde eşinize nasıl sitem ediyorsunuz? Bize gösterir misiniz? Ay, bu ne? Sen ne yaptın? Niye bunu yapıyorsun? Bunu yapacağına. Keşke aç kalsaydım. Bunu nasıl yaptın bana? Ya şimdi o çok güzel yemek yaptığı için ben ona diyorum. Hadi sen yap, hadi sen yap. Ama biraz da yani asıl ben kocama temizlik öğretmem lazım bence. Ama öğretemedim ona hiç. Evlilik hikayenizi öğrenebilir miyiz? Kaçarak evlendim ben. Şaka. Hayır değil, ciddi. Belli olmuyor mu? Peki neden kaçtığınızı öğrenebilir miyiz? Ya gelirsin ya bitersin dedi. Bitersin dedi ha? Bitersin ne anlama geliyor? Biter dedi yani, bir daha görüşmeyiz dedi. Aileniz neden vermedi de kaçmak zorunda kaldınız? Annem dedi okuyorsun saçmalama dedi. Kaç yaşındaydınız? 19. O yaşta herhalde üniversitedeydiniz. Evet, üniversite okuyordum. Annem öyle dedi. Dedim ne yapayım? Aşk dedim belki bir daha gelmez. Her zaman dedim olmuyor. Ben de tamam dedim, geliyorum dedim. Peki siz kaçınca anneniz babanız ne dediler? Anlayışla karşıladı. Ya zaten ben kaçtım. Sonra eşimin ailesi hemen tanışmaya gittiler. Ya tanışıyorlardı da. Hani düğünü nasıl yapalım, nasıl edelim? Anlaşıldı. Zaten düğün konuşmaları başladıktan sonrası malum. Nişan, nikah, düğün. Ne diyelim? Allah mesut etsin.